Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusabbihu Aziz kardeşlerim, asa en tekrehu şey'e ve huve hayrul lekum sırrıyla meyus olmayınız. Yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum. Müteselli olurum. Biliniz ki mümkün olsaydı bütün sıkıntılarınızı kemali iftihar ve sevinçle çekerdim. Ben sizin yüzünüzden Isparta'yı ve havalisini taşıyla, toprağıyla seviyorum. Hatta diyorum ve resmen de diyeceğim, Isparta hükümeti bana ceza verse, başka vilayet beni beraat ettirse, yine burayı tercih ederim. Evet, ben üç cihetli Ispartalıyım. Kerçi tarihçe ispat edemiyorum. Fakat kanaatim var ki, İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said'in aslı buradan gitmiş. Hem Isparta vilayeti öyle hakiki kardeşleri bana vermiş ki, değil Abdülmecit ve Abdurrahman, Belki saydı onların her birisine mal memnuniye feda ederim. Tahmin ederim şimdi küreyi arzda Risale-i Nur şakirtlerinden kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddi zahmetlerse Risale-i Nur dersiyle hem geçici, hem sevaplı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medar-ı saadet'tir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip metinane bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Cenab-ı erham Rahim'in onların emsallerini çoğalsın bu vatana medar şeref ve saadet yapsın ve onları da Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eylesin. Amin. Said Nursi Bismihi Subhane. Bayramınızı tekrar tebrikle beraber sureten görüşemediğimize teessüf etmeyiniz. Bizler hakikaten daima beraberiz. Ebed yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek.'' İmani hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler, şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir kanaatindeyim. Şimdiye kadar Risale-i Nur şakirtleri gibi çok kutsi hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. Evet cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küfrü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Madem bizi çalıştıran Halik'imiz rahim ve hakimdir, başa gelen her şeyi rıza ile, sevinçle, rahmetine, hikmetine itimatla karşılamalıyız. Said Nursi Bu defaki küçük müdafatımda demiştim. Risale-i Nur'daki şefkat, hakikat, hak bizi siyasetten men etmiş. Çünkü masumlar belaya düşerler. Onlara zulmetmiş oluruz. Bazı zatlar bunun izahını istediler, ben de dedim. Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neşet eden hodgamlık ve asabiyeti unsuriye ve umumi harpten gelen istidadat-ı askeriye ve dalaletten çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşeddi zulüm ve eşetli istibdat meydan almış ki, ehli hak hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya eşetli zulümle tarafkirlik bahanesiyle çok çareleri yakacak, o halette o da azlem olacak veyahut mağlup kalacak. Çünkü meskur hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar, bir iki adamın hatasıyla 20-30 adamı adi bahanelerle vurur, perişan eder. Eğer ehli hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, 30 zayiata mukabil yalnız biri kazanır. Mağlup vaziyetinde kalır eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle o ehli hak dahi bir ikinin hatasıyla 20-30 bir biçareleri ezseler, o vakit hak namına dehşetli bir haksızlık ederler. İşte Kur'an'ın emriyle gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan kaçındığımızın hakiki hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir hak kuvveti var ki hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Hem madem her şey geçici ve fanidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve zahmetse rahmete kalb oluyor. Elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip sükut ederiz. Zorla, icbarla sükutumuzu bozdurmaksa insafa, adalete, gayret-i vataniyeye ve hamiyet-i milliyeye bütün bütün zıttır, muhaliftir. Hulasayı kelam, ehli hükümetin ve ehli siyasetin ve ehli idarenin ve inzibatın ve adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa dünyada hiçbir hükümetin müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfrü mutlak ve dehşetli bir taun beşeri ve maddi yunluktan gelen zındıkanın taassubuyla bir kısım gizli zındıklar şeytanetiyle bazı resmi memurları aldatarak evhamlandırıp aleyhimize sevk etmek var.'' Biz de deriz. Değil böyle birkaç vehhamı, belki dünyayı aleyhimize sevk Kur'an'ın kuvvetiyle, Allah'ın inayetiyle kaçmayız. O irtidatkar küfrü mutlaka ve o zındıkaya teslim silah etmeyiz. Said Nursi Bismihi Subhane, Aziz Sıddık Kardeşlerim Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün planlarını akim bırakıyor. Evet kardeşlerim, saklamaya lüzum yok. O zındıklar Risale-i Nur'u ve şakirtlerini tarikata ve bilhassa nakşi tarikatına kıyas edip, o ehli tarikatı mağlup ettikleri planlarla bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar. Evvela ürkütmek ve korkutmak ve o mesleğin sui istimalatını göstermek ve saniyen o mesleğin erkanlarının ve müntesibininin kusuratını teşhir etmek ve salisen Maddiyum felsefesinin ve medeniyetinin cazibedar sefahat ve uyutucu, lezzetli zehirleriyle ifsad etmekle, mabeyinlerinde tesanüdü kırmak ve üstadlarını ihanetlerle çürütmek ve mesleklerini fennin, felsefenin bazı düsturlarıyla nazarlarından sukut ettirmektir ki, nakşilere ve ehli tarikata karşı istimal ettikleri aynı silahla bizlere hücum ettiler. Fakat aldandılar. Çünkü Risale-i Nur'un mesleki esası, ihlas tam ve terk-i enaniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde baki lezzetleri hissedip aramak ve fani aynı lezzeti sefihanede elim elemleri göstermek ve imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını ve hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatleri ders vermek olduğundan, onların planlarını inşallah tam akim bırakacak. Ve meslek-i Risale-i Nur tarikatlara kıyas edilmez diye onları susturacak. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz kardeşlerim, bu eski ve yeni iki medrese Yusufiye'deki şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tehacüme karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatları Ehli hakikat ve nesle ati alkışlayacakları gibi melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar diye kanaatim var. Fakat içinizde hastalıklı ve nazik ve fakirler bulunmasıyla maddi sıkıntı ziyadedir. Ve buna karşı da her biriniz her birisine birer tesellici ve ahlakta ve sabırda birer numuneyi imtisal ve tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve mücip ve güzel seciyelerin inikasında birer ayine olmanız o maddi sıkıntıları hiçe indirir diye düşünüp ruhumdan ziyade sevdiğim sizler hakkında teselli buluyorum. 120 yaşında bulunan Mevlana Halid'in cübbesini size bir gün göndereceğim. O zat onu bana giydirdiği gibi ben de onun namına sizin her birinize teberrüken giydirmek için Hangi vakit isterseniz göndereceğim. Said Nursi Aziz Sıddık Kardeşlerim kader ilahi adaleti bizleri Denizli medrese Yusufiyesine sevk etmesinin bir hikmeti, her yerden ziyade Risale-i Nura ve şakirtlerine hem mahpusları hem ahalisi, belki hem memurları ve adliyesi muhtaç olmalarıdır. Buna binaen biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye ile bu sıkıntılı imtihana girdik. Evet 20-30'dan ancak bir ikisi tadili erkanla namazını kılan mahpuslar içinde birden Risale-i Nur şakirtlerinden 40-50'si umumen bila istisna mükemmel namazlarını kılmaları lisan-ı hal ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşattır ki bu sıkıntı ve zahmeti hiçe indirir, belki sevdirir. Ve şakirtler efalleriyle bu dersi verdikleri gibi Kalplerindeki kuvvetli tahkiki imanlarıyla dahi buradaki ehli imanı ehli dalaletin evham ve şübhatından kurtarmalarına medar çelikten bir kale hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet ilahiyeden ümit ediyoruz. Buradaki ehli dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan menleri zarar vermiyor. Lisan-ı hal lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir Milleti seviyorlarsa mahpusları Risale-i Nur şakirtleriyle görüştürsünler. Ta bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Hem millete ve vatana, hem kendi istikballerine ve ahiretine menfaatli birer insan olsunlar. Gençlik rehberi bulunsaydı çok faydası olurdu. İnşallah bir zaman girer. Sayın Nursi